16 ekranlarından hepinize mutlu günler değerli seyirciler. Evet, gündem özelde bugün yine çok değerli bir konuğumuz var ve kendisiyle özellikle içerisinde bulunduğumuz sürecin insanlarımız üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde irdeleyeceğiz bugün. Ve konuğum uzman psikolog Tuğçe Denizgil Evre. Hoş geldiniz efendim programımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Evet, gerçekten de son dönemde programa başlamadan önce de sizinle konuştuk. Çok farklı bir süreçten geçiyoruz. Yani bundan birkaç ay önce herhalde bize söyleseler bir salgın tehdidi çıkacak ve Kıbrıs'ta bu tehdidin sonuçlarını yaşayacaksınız dense inanmazdık. Böyle bir süreçten geçiyoruz ve buna bağlı olarak da tabii ki bütün yaşam şeklimizin de değiştiğini endişeyle izliyoruz, tedirginlikle izliyoruz. Bu bağlamda sözü size bırakalım. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim Pınar Hanım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs nedeniyle pandemi, yani salgın hastalık ilan etmesiyle birlikte tüm dünyayla birlikte bizim de gündemimiz değişti. Tabii bu gündem değişikliğinin yanında hayatımız da değişti, rutinlerimiz değişti. En başta ne oldu? İşte her insanın aslında dünyayı güvenilir bir yer olarak hissetmeye ve düşünmeye ihtiyacı varken evlerimizi aslında dünya yaptık. Yani evlerimize kapandık bu süreçte ve olabildiğince işte mümkün olduğunca hijyen kurallarına uyarak aslında bu salgından hem korunmak hem de bu salgının beklemesini geçtik. Tabii bu süreç uzadı. Yanılmıyorsam Pınar Hanım 40-45 gündür evlerdeyiz. Evet, evet. Yani neredeyse 50 günü buluyor. Evet. Dolayısıyla insanlar işte sıkıldı. Bir miktar çatışmalar da aslında kendi meslek profesyonel alanımdan bahsedecek olursam çocuklu aileler farklı derecede sıkıntılar yaşadı. İşte işini gidip de ya da işte maaşını eksik alanlar, ücretini eksik alanlar ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadı. Bu bağlamda çiftler arası ilişkilerde de sıkıntılar olabildi. Yine kendi alanımdan bahsedecek olursam bu pandemi, yani bu salgın öncesi psikiyatrik tanı alan ya da işte tedavisi süren kişiler de aslında bu süreçte işte özellikle de kaygı anlamında bu obsesyon kompüsyon dediğimiz işte takıntı zorlantı hastalığı bilinen üzere bizim psikiyatride psikolojide yine çok sık karşılaştığımız hastalıklardan biri. Bunlar sıkıntılar yaşadı diyebiliriz. Aslında herhalde ekonomik boyutu da işin psikolojisini, insan psikolojisini en çok etkileyen faktörlerden bir tanesi. Çünkü biraz önce konuştuk sizinle yine program öncesinde ev içi şiddetin, tartışmaların gerçekten tavan yaptığı da bir süreç yaşanıyor ki ekonomik boyutu da bunu çok tetikleyen bir nokta. Çünkü gerçekten binlerce insan ya maaşını tam alamadılar ya hiç alamadılar ve bu da gerçekten insanlar üzerinde çok ciddi bir psikolojik baskı yarattı ve bunun da tabii dışa vurumu da ilişkilere çok ciddi şekilde yansıdı. Birazcık bunu açalım çünkü siz çok karşılaşıyorsunuz bu tarz. Tabii biz klinik pratikte de çok karşılaşıyoruz. Evet. Bu süreçte de çok karşılaşıyoruz. Özellikle Pınar Hanım ilişkilerinde sorun olanlar da bu süreçte, işte bu karantina sürecinde işte 7-24 birlikte kalmak, sizin de az önce ifade ettiğiniz tabii ki ekonomik boyutu çok önemli. Çünkü bir zincir halinde aslında o psikolojinin içinde işte var olan engellenmelerin içinde ekonomi de çok önemli bir boyut. Dolayısıyla ekonomik belirsizlikler aslında buna tam bir belirsizlik sürecinin yarattığı sıkıntılarda diyebiliriz. Yani işte örnek veriyorum, parça parça açılmaya başlıyoruz bugünden itibaren ama evet, ki bu belirsizlik hali, panik hali bir miktar daha azaldı ya da azalacaktır ama birkaç gün ya da birkaç süre öncesinden bahsedecek olursak işte konuşmalarımız arasında işte ne zaman çok belirgin bir soruydu. Yani o belirsizlik de bunları yarattı. Şiddetle ilgili de konuşacak olursak sadece fiziksel değil ki, bu fiziksel boyutu biliyoruz maalesef. Çok sık yaşandı bu süreçte ama psikolojik boyut da çok
anlamlı. İşte baba işe gidiyordu, anne çocuklarla ilgileniyordu ama şu an baba anneyi gözlemleme fırsatı buldu. İşte anneliğine belki müdahale, bu da psikolojik bir şiddettir. İşte yaptığı yemek alanına belki müdahale gibi durumlar ortaya çıktı. Bu bağlamda çocuğa yönelikti aslında. Çocuklara bağırma, ses yükseltme. Çünkü çocuklar da aslında enerjilerini atamıyor değil mi Pınar Hanım? Çok parka doğru, gidemiyorlar, çok doğru. İşte okula gidiyorlar. Belli bir rutinleri var. İşte sabah kalkıyorlardı. İşte bir hengame belki. İşte evet, kahvaltılarını ya yapıyorlar ya yapmıyorlar. Okula gidiyorlardı. Farklı bir otoritenin ve farklı bir sosyal etkileşimin içindeydiler. İşte neydi? Belki bir miktar sorun çıkarıyordu okula gittiğinde. Ayrılık, eğer anneden ayrılmayla ya da evden ayrılmayla ilgili sıkıntısı varsa, ama sonra işte oyunlarla bir ilkokul çocuğundan ya da oyun çağı çocuğundan bahsedecek olursak bir anda enerjisi dağılıyordu. Farklı bir ortama giriyordu ama şimdi çocuklar 7-20'de aynı döngünün içinde. İşte diyelim ki bahçeli bir evde oturuyorlar. Sancak belki bahçeye, mahalleye, apartmanda kalıyorsa apartmanın içinde anne yoruluyor değil mi? İşte çalışan ya da işte çocuğunu okula gönderen bir annenin şu anki iş yükümüyle yüküyle bir önceki iş yükü arasında da fark var. Anneler de yoruluyor, babalar da tükeniyor. Tabii ki bu belirsizlik, işte hep söylüyoruz biz alanda çalışan uzmanlar olarak, doğru kaynaklardan bilgiler edinin ki kaygı düzeyinizi azaltın. Ama görüyorum ki işte bu sosyal medyadan da işte videolar olabilir ya da işte farklı paylaşımlar olabilir. Çok itibar da ediyor bazen kişiler ve daha depresif olabiliyor, daha kaygılı olabiliyor. Dolayısıyla kendileri duygularını kontrol edemediğinde, doğru kaynaklardan bilgi alamadıkları için bu çocuklara yansıyabiliyor, öfke olabiliyor ya da işte eşlere yansıyabiliyor. Maalesef ki bu karantina süreci işte böyle bir zemin de hazırladı. Tabii ki herkes bunu yaşadı diye miyiz ama yaşayan kişileri de göz ardı etmemek gerekir bu süreçte. Tam da bu bahsetmiş olduğumuz noktada gerçekten de bu bilgi kirliliğinin çok yoğun yaşandığı, neredeyse felaket tellallığına varan açıklamaların sık sık medyada özür dilerim yer bulduğu. Özellikle ve otoriter olmayan kişilerin yaptığı, evet, açıklamalar. Uzman olmayan kişilerin yapmış olduğu açıklamalarla. Ve şöyle bir nokta aslında çok dikkat çekici olduğunu görüyorum ben ki farklı yerlerde de okudum bunu. Sınırlı bir bilgiye ulaşmanın insanı bu kaygıdan bir parça koruyabileceğini yazıyordu. Siz bu konuda neler söylemek kesinlikle istersiniz? Bizler de aslında şunu öneriyoruz. Yani günde bir ya da iki kez belki işte haberlere bakmak ya da işte nereden bilgi alıyorsanız, bu görsel ya da yazılı basın olabilir. Çok fazla maruz kalmamak bu bilgiye, sınırlı bir şekilde bu bilgiye ulaşmak. Bir de günlük yaşamımızda şunu diyoruz işte, evet mesafeler, sosyal anlamda kendimizi izole edeceğiz ama bugün internet hayatımız, işte görüntülü arayabiliriz, görüntülü konuşabiliriz ama bunu da yaparken yine konumuz korona olmasın ya da bunu, yani şunu demek istiyorum, evet bilgiye sınırlı ulaşalım ama kendi günlük yaşamımızda da çok fazla bunu konuşmayalım, öyle değil mi? Yani eşimizle, dostumuzla, ev ortamında bile kimle yaşıyorsanız sürekli bunu konuşmak, tabiri caizse hayatınızın merkezine koymak. Korona ya da koronanın etkilerini de aslında belki bilgi anlamında doğru kaynaklardan alıyor olabilirsiniz ama zihinsel, bilişsel anlamda sürekli bunu alert durumunda, yani konuşur durumda olmak da sizi yoracaktır, kişileri yoracaktır ve daha depresif, daha kaygılı hissettirecektir. Neden? Çünkü bir gerçekliğin içindeyiz. Evet, hepimiz bu sürecin içindeyiz. Belki ekonomik anlamda ya da psikolojik anlamda Pınar Hanım farklı derecelerde etkilenmiş olabiliriz ama günün sonunda hepimiz etkilendik. Dolayısıyla bu salgının bir an önce bitmesi ve o günlük rutinlerimize, eski yaşantımıza geri dönmeyi umut etmek ve bu süreç içinde de olabildiğince psikolojik dayanıklılığımızı yüksek tutmak çok önemlidir. Hani hep uzmanlar diyor ya, işte koronavirüsle ilgili bağışıklık sisteminizi yüksek tutun fizyolojik anlamda. Evet, işte evet. Sağlıklı beslenin, uykunuza dikkat edin. Bunun yanında psikolojimizi de iyi tutmazsak, yani dayanıklılığımızı da yüksek tutmazsak psikolojik anlamda, bağışıklık sisteminizi istediğiniz kadar sağlıklı beslenin, bu anlamda düşürebilirsiniz. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında, bu bilgiler anlamında da dediğim gibi çok fazla maruz kalmamak çok önemliyken, kendi yaptığımız diyaloglarda da bunu çok gündemde tutmamak da önemli. Evet, bu bağlamda yine
ev yaşantısına dönecek olursak tabii şimdi... Dünya evimiz oldu. Evet, dünya şu an evimiz. Yani biraz önce belirttik, evet kısmı bir açılım sürecindeyiz ama yine de hatırı sayılır miktarda insanımız da hala evlerinde. Evet. En önemlisi çocuklarımız evlerinde ve aslında bu süreci de çocukların ruhsal sağlığını da düşünerek aslında bu sürecin pozitif olarak nasıl geçirebileceğimiz, olumlu anlamda çocuklarımızla paylaşımı ne kadar yüksek tutarak kaliteli zaman geçireceğimizi de aslında hem onlarla yaptığımız aktivitelerle hem paylaşımlarla da göstermek çok önemlidir diye düşünüyorum. Bu bağlamda neler söylemek istersiniz? Hangi tavsiyelerde bulunmak Öncelikle istersiniz? Öncelikle Pınar Hanım, anne babaların kendi duygularına bir bakmasını öneriyorum burada. Yani eğer anne kaygı bozukluğu varsa ya da böyle bir tanı almışsa ya da hiç tanı almamışsa ama kendi çekirdeğinde vesveseyle endişeli kaygılıysa bu salgın sürecini de nasıl anlamlandırdığı ve nasıl kontrol ettiğini iyi bakmak gerekir. Neden? Çünkü çocuklar özellikle de oyun çağı çocukları yaşanılan olumsuz olaylardan kendilerini sorumlu tutmaya çok eğilimlidirler. Yani çocuk bakıyor ki baba işe gitmiyor, anne işe gitmiyor ve bunu sorguluyor aslında. Ve aslında anne babanın rutininde işe gitmediğini, kendi yaptığı yaramazlıktan olabileceğini de düşünebiliyor. Ya da sürekli dolayısıyla çocuklarla kaç yaşında olursa olsun tabii ki kendi yaş ve gelişim durumuna bağlı olarak bir açıklama yapmamız gerekiyor. Yani neden okula gitmiyor, neden dışarıya çıkmıyor? Çünkü kaç yaşında olursa olsun insan engellendiği durumun nedenini bilmek ister. Ve çocuk hep bilgi kirliliğinden bahsediyoruz ya ya da fazla bilgiden. Çocuğa evet. da kapasitesinden fazla bilgi vermemek gerekiyor. Önce bir bunu kontrol etmek istiyor. Etmek gerekiyor. Yani anne babalar kendi o kaygı durumlarını kontrol ettikten sonra rutinler çok önemli. Biz ruhsal alanında çalışan uzmanlar bu koronavirüsü işte ülkemizde de yayılmaya başladığından itibaren her platformda bunu söylüyoruz Pınar Hanım. Mümkün olduğunca rutinlerinize devam edin. Yani çocuk okula gidermişçesine sabah kaldırın. Siz işinize gidercesine mutlaka kalkın. İşte gün boyunca pijamalarla olmayın. Çocuk bunu görsün, üzerinizi değiştiğinizi, enerjik. Çünkü bu sizin de yani anne babalara da enerji katacaktır. Ya da işte iş yoktur diye, işte okul yoktur diye yataktan geç kalkılmasın. Ve bu bağlamda da çocuklarla çok güzel etkinlikler yapabilirler Pınar Hanım. Özellikle de virüs konuşulduktan sonra. Ha, bunu da hep soruyorlar. Gerçi artık belki bunlar açılım sürecindeyiz. Ama çocuklara özellikle de oyun çağı çocuğuna resimlerle ya da oyunlarla da aslında bir grip gibi bir nezle gibi bir virüsün dolaştığını ve hijyen kuralları anlatılabilir. Evet. Bununla birlikte anne baba çocukla vakit hep şikayet ediyoruz değil mi? Çok çalışıyorduk, evet, çok yoğunduk ve kaliteli vakit geçiremiyorduk. İşte bize bir zemin, bir fırsat verildi aslında. Çocuklarla kaliteli vakit geçirebilmek adına. Ki ben, biz klinik pratikte de aslında bunu çok sık duyuyoruz. İşte meğer çocuğumun bu problemi varmış, meğer eşimin bu sıkıntısı varmış. Aslında iletişime de başladı kişiler. Tabii burada yıkıcı değil, yapıcı iletişim de çok önemli. Bu bağlamda işte çocuklarla tamam şunu diyoruz işte çok güzel paylaşımlar, etkinlikler yapılabilir, işte sulu boyalar yapılabilir, yapbozlar yapılabilir. Mümkün olduğunca televizyon ve internetten uzak, tabletten uzak, daha çok motor hareketlerinin, el becerilerinin gelişebileceği aktiviteler yapılabilir. İşte bahçeye çiçekler ekilebilir, bahar, neredeyse yaz geldi, evet. Mutlaka dışarıda vakit geçirilebilir. Zihinsel, bilişsel anlamda çocukların yapabileceği aktiviteler de yapılabilir. Bunun yanında çocukların duygularını da mutlaka sorun. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü, bunları da yok saymadan aslında çocuklara yaklaşabilmek çok önemlidir. Ve bunu da önereyim bizi izleyene. Eşler de kendi arasında mutlaka bu süreçle ilgili en başta ne düşünüyordu, ne hissediyordu, şu an ne hissediyor. Evet, kimle konuşsak sıkıldık diyor. Bir an önce özgürlüğümüz. Aslında bu da burada bir yas da var Pınar Hanım. Yani geçmişe yönelik bir, geçmişte dediğimiz çok değil aslında. 2 ay öncesine kadar işte. Evet. Çok rahat arabada gezebiliyorduk. En önemlisi elimizde maske yoktu. Ağzımızda, yüzümüzde bir elimizde eldiven yoktu. Yüzümüzde bir maske yoktu. Yani bizi engelleyen bir durum yoktu aslında. Dolayısıyla bizim
dünyanın aslında güvenilir olduğuna tekrardan inanmaya ihtiyacımız varken aslında bunu evde yapmamız gerekiyor ilk önce. Buna bir zemin hazırlamamız gerekiyor. Yani daha umut, öncelikle kendimiz umut içinde olup birbirimize umut verdikten sonra çocuklar da bunu soruyor. İşte anne baba ne zaman parka gideceğiz, ne zaman dışarıya çıkacağız, işte neden çıkmıyoruz diye soruyorlar. Dolayısıyla yapılan etkinliklerle de aslında oyunlarla da bu umutlar verilebilir ve çocuklara bunlar anlatılabilir. Tabii burada şu da anlaşılmasın, işte sabah kalktık akşama kadar çok pozitif olacağız, işte negatif duyguları yatsıyacağız gibi bir durum yok. İnsanız, öyle değil mi? Günlük yaşamın içinde bu pandemi salgın öncesi, karantina öncesi de öyle değil miydi? Yani mutsuz uyanabilirsiniz ya da gününüz kötü geçebilir. Bu kendi iç sorgunuz ya da kendi çözüm odaklı durumunuzken evdeyken de bunu yaşayabilirsiniz. Paniğe kapılmayın böyle duygular yaşadığınızda. Dediğim gibi gün 24 saat mutlu, umutlu hissedecek değilsiniz. Sıkılmış da olabilirsiniz. Daha depresif hissedebilirsiniz. Umutsuzluğa da düşebilirsiniz. Ama burada önemli olan bu duygudan sıyrılıp o pozitif bağlamı da görebilmek. Evet, tabii ki bu bağlamda da birazcık daha sakin, birazcık daha akılcı aslında. Akılcı, yani yaşanılan durumlarda akılcı sonuçlar çıkarabilmek burada çok önemliydi. Bir de tabii ki şunu da anlıyorum. Yani insan beyni yaşamda kalmaya odaklı bir organdır. Yani ve engellenmeler, tehlikeler karşısında da hemen bir savunma çıkarır. Hani hormonlarımız da bu şekildedir aslında. Ki bu süreçte işte bir miktar kaygılı olmak, bu belirsizliğin yarattığı Pınar Hanım durumdan etkilenmek de çok normal. Öncelikle de bunu söyleyelim, yani işte neden kaygı da çok önemli ve işlevsel? Kaygı duymazsanız korunmazsınız. Gidip sarılırsınız ya da işte maskenizi takmazsanız bana bir şey olmaz dersiniz ama bir miktar kaygı bilinçli olmanın da bir gereği gibi. Kesinlikle işlev ki görmedik mi? Gördük. Türkiye'de basında çok gördük, özellikle yaşlı kesimi neredeyse eve sokamadılar. Belli bir dönem sürekli çıkmak istediler. Aslında onlar da belki de bir inkar oldu aslında, bize bir şey olmaz şeklinde. Ki gençlerde de bu var, ki gençler, ergenler özellikle, buna da değinelim. Aslında hep çocuklardan bahsettik ama ergen bireylerle yaşayanlar da çok sorun yaşıyor. Çünkü ergeni de evde tutabilmek daha bir zor herhalde. Zordu çünkü onlar doğası gereği asidir. İşte anne baba çok bir şey bilmez, kendileri daha çok şey bilir ve daha çok arkadaşlarının dediklerine inanırlar ve onlarla paylaşırlar. Dolayısıyla ergenlerin de dünyası şu an aslında odaları, işte belki işte internet ya da işte ki online eğitimler de devam ediyor. Daha içlerine kapanıklar zaten. Evet. Ergen diye tabir ettiğimiz yaş grubu, evet. Çünkü daha içlerine kapanık, daha kendi kendileriyle aşina bir daha dünyayı profilleri sorgular, var. Bir düzendedirler. Daha çok anne baba ya da aile ikinci plandayken kendi hayatları, arkadaşları daha birinci plandadır. Dolayısıyla bu süreçte de aslında onlar kendi aralarında bu sürecin belki geçmesini ve işte bir araya gelmeyi ümit ediyorlarken tabii onlar da sıkıntı yaşadıkları için evde sıkıntı çıkarabilirler. Burada herkesin kendi sürecini yaşadığını da kabul etmek gerekir. Yani baba ekonomik kaygıda, anne daha farklı bir kaygıda, işte ilkokul çocuğu belki çok tatil gibi algılıyor ama ergen çok daha farklı olabilir ki eğitim açısından da işte üniversiteye hazırlanan çocukların eğitim anlamında da bir gelecekleriyle ilgili de çok ciddi bir sıkıntı, endişe var. Çünkü bir taraftan yani hepimiz ebeveyn ve tabii ki çocuklarımızın eğitim almasını isteriz ama bir taraftan da gerçekten o biraz önce bahsettiğimiz kaygı durumundan ötürü tereddütlüyüz. Öte yanda çocukları üniversite çağında olanlar için yaşam akıp gidiyor, zaman akıp gidiyor ama tabii ki sağlık her şeyden kıymetli. Kaybolan bir sene mi olacak acaba? Ne olacak? Gelecekleriyle ilgili bir belirsizlik var. Ve ekonomik belirsizlik hala devam ediyor. Çünkü yavaş yavaş açılıyor, açılım yapılıyor ama tabii ki bu açılımın sürecinde işte o ekonomiyi canlandırabilecek bir potansiyel olur mu olmaz mı'nın tartışmaları da işte ekonomistler, bu konunun uzmanları tabii tarafından çok yapılıyor ve vatandaş da kendi arasında bunu tabii ki tabii sorguluyor. Yani evet, bir açılım süreci oldu. İşte mağazalarımız bugünden itibaren zaten büyük bir bölümü haftaya açıldı. Haftaya kuaförler. Evet, yavaş yavaş açılıyor ama
Bir taraftan acaba bunun devamında yeni bir salgın dalga, patlaması olur mu, dalgası olur mu? Ki uzmanlar uyarıyordu aslında Pınar Hanım. Evet. İkinci bir dalgayla ilgili de mutlaka tetikte olmak. Eylül, Ekim gibi, hatta tarih verenler de var uzmanlar, ama o kadar çok gerçi bu biraz önce paylaştığım bilgi hatırı sayılır kıymetli bir bilim adamına ait, ama tabii o kadar çok ifadeler, o kadar çok, hatta bilim adamları arasında bile farklı konularda çok farklı ifadeler var, çok farklı yaklaşımlar var. En basiti bir aşı konusundan bile uzmanların çok farklı görüşleri var ki bizler de aslında program yapımcıları olarak da basının bir üyesi olarak da, medyanın bir üyesi olarak da dikkat etmeye, özen göstermeye çalışıyoruz bazı bilgileri aktarırken. Evet. Altını çizmeye çalışıyoruz. Tabii. Ki işte bu şekilde söylendi ama böyle bir boyutu da var. Böyle bir boyutu da var. Yani hem bizi izleyen değerli seyircilerimizi endişeye sevk etmemek. Tabii. Ya da boşu boşuna tedirgin etmemek için, ama ya da rehavete de bu da çok bir önemli boyut. Yani işte şu an şöyle bir algı da oluşmasın toplum içinde. Yani evet, biz yavaş yavaş açılıyoruz ama yine aynı tedbirleri Sağlık Bakanlığı'nın ya da işte Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı aynı hijyen kurallarını, mesafe kurallarını alacağız. Yani işte evet, belki parça parça açılıyoruz ama misafirlik ilişkilerimiz yine sekteye uğrayacak bu yaşadığımız süreçle ilgili. Dolayısıyla bilinçlenmek burada yine çok önemli. İş yerleri de gereken hijyen önlemlerini alacak. Herkes kendi sorumluluğuna, payına düşeni yapacak. Bizler de bilinçli toplumun içinde bireyler olarak yine o sosyal mesafeyi koruyarak, yine hijyen kurallarına önem vererek aslında, ki bu psikolojimiz için de, buna da bağlayacağım, bu psikolojimiz için de çok önemli Pınar Hanım. Neden? Çünkü işte gerekli hijyen kurallarını, gerekli mesafeyi aldığında kişi güvende olduğu hissine de yaratır ve bu da psikolojik anlamda kişiyi iyi gelir. Rahatlatır. Rahatlatır, evet. Bu bağlamda da bu çok önemli. Tabii biz alanda çalışanlar olarak, aktif çalışanlar olarak tabii kaygı bozukluğunu ya da işte bu bulaşma, kirlenmeyle ilgili ya da hastalık kapmakla ilgili zorlanmaları da bu süreçte belki çok göremedik. Herkes evinde olduğu için, ama bundan sonra bununla ilgili de neler olacak tabii biz de merak ediyoruz, ama ciddi bir kaygı var. Kaygının ana nedenine de baktığımızda aslında bir belirsizliktir. Bir diğeri de aslında sonuçta bu salgın, bahsedilen salgın ölümle bitebilecek bir süreç aslında. Yani vücuda girdiğinde kime ne etki yapacak bilmiyoruz. Yani işte basında görüyoruz, 90 yaşında bir işte nine ya da dede kurtulmuşken, ama daha genç yaştaki biri vefat edebilir. Dolayısıyla işte bu virüsün doğası, seyri, vücuda girdiğinde kime nasıl bir etki yapacağı da bilinmediği için aslında bu belirsizlik de insanlarda işte tamamen içe kapanmayı, kendimizi ve sevdiklerimizi aslında koruma, değil mi? Yani işte belki ben gencim, güçlüyüm, işte güçlüyüm derken bağışıklık anlamda dayanıklıyım, ama ben taşıyıcı olup sevdiklerime bulaştırabilirim ya da işte, değil mi, anneme, babama ya da işte neneme, dedeme taşıyıcı anlamda, evet, bulaştırıp da onlara belki zarar verebilirim gibi düşünen de birçok insan yani var. Şöyle bir şey var aslında, bunu da paylaşalım değerli seyircilerimizde. Hiçbir hastalık belirtisi göstermeyip pozitif olan, yani bünyesi gereği bu hastalığın negatif tarafını almayan, ayakta rahat geçiren ama taşıyıcı olduğu için de temas ettiği insanlara bulaştırabilen vakalar da var. İşte ilk yine uzmanların dediği, sağlık uzmanların, evet, işte bebeklere bulaşmaz denilmişti ama bebeklere de bulaştı. Yani şöyle söylemek gerekir aslında. Yani biraz önce sizin söylediğiniz çok doğru. Kendimizi koruyabilmek önemli. Evet. Tedbirlerimizi doğru almak önemli. Çünkü bunları aldığımızda bu tehlikeleri azaltmış oluruz. Evet. Çünkü şu an öyle bir şey ki, belirsizlik söz konusu ki, uzmanlar bile bir söyledikleriyle, evet, diğer söylediklerinin çeliştiği bir zaman. Tabii şu Pınar an. Hanım, Dünya Sağlık Örgütü ilk başta işte hasta değilseniz maske takmayın diye açıklama yapmışken, bir süre
süre sonra herkesi maske takmaya davet etti. Evet. Ve neredeyse maskesiz sokağa çıkmayın denildi. Yani işte bu virüsün seyriyle de ilgili diye düşünüyorum. Mesela aslında mesafe konusu çok tartışıldı. Evet. İşte ilk 1 metre denildi. Sonra 2 metre. Sonra 2 denildi. Sonra 7 metre diye açıklamalar oldu ama yani en doğrusu olabildiğinizce mesafeli kalmak. Kesinlikle. Yani toplu alanlara gitmemek, evet, kalabalık alanlara gitmemek ya da gittiğiniz zaman gitmek zorundaysanız, ki bu kalabalık şu an nedir? Marketlerdir aslında. Değil mi? Yani ki orada da aslında mesafeli alınıyor ama sonuçta şu an için tek kalabalık yer marketlerdir. Orada da kendi siz kendi mesafenizi aldığınız, eldiveninizi, maskenizi taktığınız sürece güvende olduğunuzu da burada unutmamak gerekiyor. Bir de benim dikkatimi çeken bir şey var. Onu da konuşalım sizinle. Mesela insanlar evde herhalde kapalı kaldıkları için ve tek yakın zamana kadar tek sosyalleştikleri yer market olduğu için, yani alacaklarını normalde işte haftalık gidip bir kere de alıp diğer günlerde eksenlik, toplu alanlara gitmemek en doğrusuydu ama insanlar böyle parça parça, üç parça bugün, iki parça, evet, yani bu da aslında yanlış bir yaklaşım. Yani alacağınızı gidin, topluca alın, evet, muhakkak eksik olabilir, o zaman alırsınız ama yani sırf bunu bir işte bir sosyalleşme rutin şekline, evet, rutin şekline de tabii şöyle bir lazım şey var aslında. İşte şu şekilde de açıklayabiliriz Pınar Hanım. Her insanın olaylara yüklediği anlamlar, işte olayları zihninde anlamlandırması, şekillendirmesi, şeması çok farklıdır. Dolayısıyla kimi insan bu süreçte, bu işte ülkemizde pozitif vakanın görülmesiyle birlikte çok kaygılandı ve tamamen kapandı. Kimi insan bunu akılcı sonuçlar bulup daha kontrol edebildi. Kimi insan da aslında yok saydı. Yani bunlar da var aramızda, evet, yok sayan, evet, evet, yani işte maske takmaya yok sayan ya da işte evet mesafeden bahsediyoruz ama dibinize kadar gelenler de olabilir. Ya da işte kendi algısında, kendi söyleminde, kendi eşiyle dostuyla yaptığı konuşmada da işte böyle bir salgın yok, işte bu bir işte abartıdır gibi yaşayanlar da oldu. Dolayısıyla bu sizin de ifade ettiğiniz market alışverişinde de bunun ciddi ya da işte kendi anlam dünyasında nasıl anlamlandırdığı da çok önemli. Yani bu market olayını da her gün sosyalleşebileceği bir alan olarak, bir zemin olarak, bir bağ olarak da kurup bunu da yapmış olabilir. Tabii bu tehlike kendisi için de tehlike. Kendi bulaşırsa işte belki ciddi, sizin de ifade ettiğiniz gibi geçirmeyecektir ama sevdikleri, yakınları için de bir tehlike. Bilinç aslında burada tartışılmalı, o bilinç düzeyde tartışılmalı diye düşünüyorum. Evet, programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederim bugün bizlerle olduğunuz için. Çok sağ olun. Evet değerli seyirciler, programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde kısa bir haber arasından sonra sizlerleyiz. Kur'an'ın okunup mealinin Türkçe geçtiği mukabele programı Ramazan ayı boyunca her gün 17.45'te Kanal T'de. Bu bahar çiçekler bizsiz açtı. Mavi ile yeşili kucaklayamadık bu bahar. Sokaklar sessiz, yalnızlığın ıssız.